Well, I'm very pleased to introduce now our next speakers, Professor İhsan Bilgin and Murat Güvenç. İhsan Bilgin is the professor and also the professor of architecture and the director of architectural design program at Bilgi University. And Murat Güvenç is professor of city and regional planning and working again at the architectural design program at Bilgi University. Now, their title is The Special Spatial DNA of Istanbul. This is a very ambitious title, and since this morning we've been talking about Istanbul with many different names, Istanbul with different layers of many Mediterranean kind of characteristics. Which one of them? Istanbul in between, Istanbul a port city, a gate city. You talked about constructed heterogeneity. Is it a good global city? Is it a success story? Maybe all the answers are in your presentation. Well, thank you. Ben konuşmamı Türkçe yapacağım. Onun için belki kulaklıkları değiştirmek için bir zaman tanıyalım. Şimdi galiba bizim sunuşumuzun biraz farkı var. Arkadaşım ve meslektaşım Murat Güvenç ile beraber Ricky Burdett bize bir görev verdi. Bilmiyorum diğer konuşmacılara böyle bir görev vermiş miydi ama oldukça da teknik bir görev verdi. İstanbul'un DNA'sını anlatmamızı istedi bizden. Şimdi DNA her ne kadar bir metaforsa da bir biyoloji referanslı bir metafor olduğu için biz buradan hareketle kültür, sosyal hayat falan üzerine konuşmamız, İstanbul'un tarihi üzerine konuşmamız biraz zor. İster istemez teknik bir konuşma yapacağız. Şöyle paylaştık aramızda. Ben daha ziyade fiziki yapısına ilişkin bir şeyler söylemeye çalışacağım. Murat Güvenç de sosyal yapıya ilişkin, sosyal yapının DNA'sına ilişkin eğer becerebilirsek bazı açıklamalarda bulunacak. Şimdi ben süremiz de çok kısa, kestirmeden gitmek istiyorum. Bütün DNA'yı anlatmam oldukça güç ama en azından bu DNA'yı, fiziki DNA'yı anlayabilmemiz konusunda önemli bulduğum bir anahtarı vermek istiyorum. Ve bu anahtardan hareketle bazı ayrımlar yapacağım. Sadece İstanbul'un değil, bütün modern şehirlerin DNA, fiziki DNA'larının anlaşılmasında ve yorumlanmasında çok önemli bir zemin olduğunu düşündüğüm bir şey var. O da toprak mülkiyeti deseni. Toprak mülkiyeti nasıldı? Bir, iki, birinci şıkkı. Yani henüz bu büyük yapılaşma patlaması olmadan önce, bütün şehirler bunu yaşıyorlar. Henüz bu patlama olmadan önce toprak mülkiyeti, toprak ve gayrimenkul mülkiyeti nasıl dağılıyordu? İki, B şıkkı çok önemli. Buradan bu yapılaşma patlaması olduktan sonra bu mülkiyet deseni nasıl evrildi, nasıl devam etti? Bunun sadece İstanbul'a değil, bütün şehirlerin fiziki yapısının anlaşılmasında çok köklü bir veri olduğunu düşünüyorum. Hemen İstanbul'a gelelim. Başka şehirleri unutalım. Şimdi İstanbul'un batı şehirlerinin tanımadığı bir özelliği var. 1930'lara kadar modern kapitalist normlara uygun bir toprak mülkiyeti hukuku yok İstanbul'da. Aslında Türkiye'de yok, Osmanlı'da yok. Dolayısıyla İstanbul'da da yok. 1930'lara kadar. Kullanım hakları var kuşkusuz. Toprakların ve binaların kullanım hakları var. Ancak serbestçe alınıp satılabilecek bir meta statüsü taşımıyor. Kentsel ve kırsal
toprak. Bu çok önemli. Bu şu demek, sahibi değil, miras bırakamıyor. Belli koşullarda belki bırakabiliyor ama miras bırakamıyor. Esas olarak böyle bir yapı var. Şimdi 1930'larda bu özellikle modern medeni hukukun gelmesiyle birlikte modern anlamda serbestçe alınıp satılabilecek bir metaya dönüşmesi sonucunda toprağın ve üzerindeki binaların yeni bir durum doğuyor ve henüz o zaman 1930'larda İstanbul'da bir yeni yapı ihtiyacı yok. Kitlesel anlamda bir yeni yapı ihtiyacı yok. İstanbul aslında aşağı yukarı olduğu gibi duruyor bir 20 sene kadar, 15 sene, 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olduğu şekliyle duruyor, fazla değişmiyor. O sırada bir yenilik yok. Fakat 1950'den sonraki bina patlaması sonucunda ve hala günümüze kadar devam eden 60 yıldır bu bina patlaması sonucunda birkaç ayrı tür durum çıkıyor. İstanbul'a baktığımızda hiç başka bir şeyini bilmesek bile bütün sosyal, kültürel vesaire hikayelerini bir yana bırakıp sadece oranın daha önce nasıl bir mülkiyete sahip olduğu ve o mülkiyetten nasıl temellük edildiği, nasıl dönüştüğüyle ilgili eğer sadece bunu bile biliyor olsak oranın nasıl bir yer olabileceği hakkında bir fikre sahip olabiliyoruz. Ya da tersten gideyim. Eğer onun farklı tipolojilerin nasıl bir yapılaşma kültürü ürettiğini az çok biliyorsak size bir şey vermeye çalışacağım. Bir matris vermeye çalışacağım şimdi bu kısa süre içinde. Onu biliyorsak karşılaştığımız fiziki manzaranın ne tür, nasıl bir yerden türediğini çok kolay anlayabiliriz. Şimdi hızla gidelim. Birinci grup A ve B şıkları olacak. 1950 öncesindenin yapılaşmış alanları. Yani İstanbul aşağı yukarı 1 milyonlara ulaşmış bir şehir. 1950'lere gelirken biraz nüfusu düşmüş filan ama sonuçta 1 milyon kişiyi barındırabilecek aşağı yukarı bir yapı stoku olan bir şehir. Ama hızla büyümeye başlayacak. Daha önce yapılaşmış olan alanlardan söz ediyorsak eğer, birinci şık şu, eğer karşımızdaki semt, karşımızdaki yer küçük parseller üzerindeki sıra evlerden oluşmuş bir yerse, sokaklar üzerindeki sıra evlerden oluşmuş bir yerse, iki katlı, üç katlı, kısmen apartman, belki çok daha küçük ölçekli apartmanlar, bunlar hızla yıkılıp yerlerini apartmana bırakıyorlar. Aynı parsel üzerinde, bazen iki parsel birleştiriliyor ama çoğunlukla hop aynı parsel üzerinde iki veya üç katlı olan binalar 5-6 katlara, ortalama bazen 7 katı da bulan şekilde yükseliyorlar. Bu aşağı yukarı 20 sene içinde tamamlanmış bir süreç bütün eski şeylerde. Şimdi ikinci şık, yine eskinin yapılaşmış alanları, yani mamur alanları, imarlı alanları için, eğer iri parseller söz konusuysa, daha büyük bir küçük, yani bitişik nizam olarak bir araya gelmiş sıra evler değil de daha büyük parseller üzerindeyse, ki bunlar köşkler oluyorlar, oldukça büyük araziler içindeki köşkler, bu köşkler yıkılıyorlar, yine iki tür yapılaşabiliyorlar. Eğer İstanbul yakasındalarsa, yani Avrupa yakasındalarsa, bunlar parsellere bölünüyorlar. Çünkü çok, bir apartman yapmak için çok büyük bir arazi, parsellere bölünüyorlar. Bu genellikle 7 ila 9 metre arasında cephesi olan parsellere bölünüyorlar ve yine 7-8 katlı, 6 ila 8 kat arası diyelim, apartmanlara dönüşüyorlar. Biraz daha üst statüde. Bunun ikinci şıkkı, eğer Asya yakasındaysa bu köşkler, bunlar yıkıldığında parsellere bölünmüyorlar, bitişik apartmanlara dönüşmüyorlar. Tek başına iri kulelere, kule apartmanlara dönüşüyorlar. Yani işte 15 katla işte 18, 20, 30 kata kadar varabilen şeyin büyüklüğüne göre, parselin büyüklüğüne göre imar hakları olan şeye dönüşüyorlar. Şimdi bu birinci şeyimiz, bunu kapatıyoruz. İkincisi, peki ya asıl İstanbul, yani bir yandan eski İstanbul'un imarlı alanlarının nasıl yoğunlaştığını söyledik. İkincisi, 1950 öncesinin yapılaşmamış alanları, yani henüz imara açılmamış olan alanları. Şimdi bu daha çetrefil bir durum. Belki İstanbul deyince
bugün eğer İstanbul nostaljisi yapıyorsak daha çok bu birinci şıktakilerden bahsediyoruz. Onlarda giden köşklere üzülüp yerine gelen apartmanlardan bahsediyoruz vesaire. Ama nostaljiye pek imkan tanımayan bir durum ikinci şık. Henüz imarlı olmayan alanların yapılaşması. Şimdi birinci şık şu. Eğer bunlar daha önceden, yani Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in erken dönemlerinde tarım amacıyla bazı ailelerce kullanılıyorlardıysa, eğer tarım amacıyla kullanılıyorlarsa, ki bunlar büyük araziler, çiftlikler, bunlar o ailelerin özel mülkiyetine geçmiş oluyor. Yani Osmanlı'nın kullanım hukukundan medeni hukukun özel mülkiyetine geçmiş oluyor. Ve böyle olduğunda da iki şık var. Ya bunlar parsellenerek yine apartmana dönüşüyorlar, ya ikincisi toplu konuta dönüşüyorlar. Büyük toplu konut girişimleri çeşitli dönemlerin verileriyle bunlara dönüşebiliyorlar. İkinci şık, ki bu en büyüğü belki de, yani bu ikinin ikinci şıkkı, eğer 1950 öncesinde kullanım hakları kimse tarafından kullanılmıyorsa, hiçbir birey veya hiçbir aile tarafından kullanılmıyorsa, bir çiftliğe dönüşmemişse, onlar o zaman zaten bunlar devlete kalmış oluyorlar ve devletin elinde epey büyük bir rezerv var. Böyle bir boş, üzerinde tarım da yapılmayan boş alanları var İstanbul'un çevresinde. Şimdi bunlar da çok büyük bir oranda, bazı istisnalar hariç, zaten en formal yapılaşmanın zeminini oluşturuyorlar. Şimdi en formal yapılaşma dediğimizde çok önemli, aralarında çok ince bir fark olan iki tane yine yol var. Birincisi şu, genellikle daha erken dönemin gecekonduları, en formal yapılaşması bunun içinde. Şimdi bu şöyle bir şey, aileler geliyorlar tabii ki belli bağlantılarla, şey içinde değil, yani hiçbir bağlantısız değil, zaten gecekondu tek başına bir ailenin gelip yapması imkanı yok. Bir takım hemşerilik ilişkileri vesaireyle bir araya geliyorlar, oraya yerleşiyorlar ve kendi o gecekondu deyince aklımıza gelen o derme çatma yapılarını yapıyorlar ve bu gittikçe hepimizin biraz hafızasından hafiften bildiğimiz gibi biraz büyüyor. Bir göz yapılıyor, yanına bir şey ekleniyor, arkasına bir şey ekleniyor. O bizim tipik, biraz da belki nostaljisi yapılabilecek kimlerinin yaptığı gecekondu bu anlamda. Ve bu aslında formu modern şehirle en fazla çelişen sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü bir binanın yanına hangi binanın yapılacağı, onun önünde nasıl yol bırakılacağı falan hiçbir şekilde önceden hiçbir irade, resmi veya gayri resmi irade tarafından belirlenmediği için tamamen de facto oradaki ilişkiler tarafından benziyor. Bir bakıma eski köylere benzeyen, onun daha hızlı, geç modern koşullarda üretilmiş olanına benziyor. Ve bunlar tabii ki biliyoruz, bunlardan da çok bahsedildi, uzatmayacağım. Siyasi partilerle, siyasi yapılarla mutlaka bir patronaj ilişkisi içinde gelişebiliyor, varlığını sürdürebiliyor. Bildiğimiz gibi bunlar bir zaman zaman yıkılıyorlar ama yeniden yapılıyorlar. Hiçbir zaman devlet buraları tamamen yıkma yönünde bir karar almıyor. Zaman zaman yıksa bile sonuç olarak bunlar belli seçim dönemleri sonucunda meşrulaşıyorlar, yasallaşmasalar bile. Ve bir aşama sonra yavaş yavaş yükseliyorlar. Yeni ilave, artık hepimizin bildiği gibi apartmanlaşıyorlar. Ama dikkat, bunların apartmanlaşmış şeklini her zaman diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Hiçbir zaman bizim bildiğimiz manadaki bir ada, parsel ve yol düzenine tam anlamıyla dönüşemiyorlar. Bunun en gelişmiş, gelişmeyi tırnak içinde söylüyorum, en gelişmiş ve ilerlemiş halinde bile bunların şeyini ayırt edebilirsiniz. Bir zamanlar bu mekanizmayla gecekondulaşmış olduklarını ayırt edebilirsiniz. Şimdi bu birinci şık. İkinci şık, aradaki fark çok ince ama önemli. Doğrudan doğruya belli aileler gelmiş, bir defakto durumla başlamış, sonra mı siyasi ilişkilerle formelleşmiş, yoksa bu aracı, çünkü hep aracı var partilerle filan, her zaman bu ailelerin arasında aracılar var. Ya önce iş başlamış, sonra mı aracı kullanılmış, yoksa daha iş başlamadan aracılar mı bu işi örgütlemeye başlamış? Bu çok kritik bir şey ve daha geç dönemde böyle oluyor.
belli devlet arazileri, devletin elindeki araziler dönüşün bir potansiyel, henüz yani bir yerde yazılı değil, hukuki değil, şey değil ama yapılaşmaya açılabileceği bir potansiyel olarak gizlice, örtük olarak karar veriliyor ve bu aracılar tarafından satılıyor. Şu resim çok tipik onun örneği mesela. Buradaki gördüğünüz resim. Yani bu bir zamanlar söylediğim birinci tarzda yapılaştıktan sonra apartmanlaşmış bir şey olması, yapılaşma olması mümkün değil. Çünkü görüyorsunuz belli çok dar parsellere parseller söz konusu 5-7 metre arasında. İkinci bir özelliği arkadardan arka bahçe bırakma mesafeleri çok azdır. Evler birbirine çok yakındır. Gazi Osman Paşa ve çevresinin çok büyük bir alanı böyle oluşmuştur. Ama hepsinin ortak bir kaderi var. Eninde sonunda hepsi apartmanlaşıyor. Hepsi birden apartmanlaşıyor. Ama nasıl apartmanlaştı? Arkada ne kadar mesafe kaldı? Yan yana olup olmadığı, ön cephesinin ne kadar olduğu, tabii ki sosyal statüsüne göre cephesi, kullanılan malzemesi, sınıfsal durumuna göre değişiyor. Bütün İstanbul'u bu şekilde okumak mümkün diye çok kaba bir şey çizmiş olayım. Bir matris çizmiş olayım ve sözü arkadaşım Murat Güvenç'e bırakayım. Couple of months ago, Professor Burdett asked us to talk about the spatial DNA of Istanbul. I didn't know that it would be in a short time span. I've got a lot of space to talk about and very little time to do so. My presentation will be telegraphic. It has three sections. I will start by what I understand from the concept of spatial DNA. And secondly, I will discuss some methodologies that would be useful in producing insights about spatial DNAs. And finally, I will present you some examples pertaining to the social structures of the city. Okay. Now, I think that this concept of spatial DNA could be taken up as a metaphor related to the controlling mechanisms, institutional matrices and constraints that monitor and guide processes and ensure the distinctive reproduction patterns of urban spaces. In brief, it would be taken up as the controlling mechanism of urban geography. It is conceptual and contextual and relational. It comprises both explicit and implicit mechanisms. The explicit mechanisms would relate to the advantages and disadvantages of a given geographical situation, local building regulations, law pertaining to planning, land tenure, real estate economics, the state of the art in building, storage, shopping, marketing, transport, and communication technologies, the modalities of integration to local and global markets, the predominant regime of accumulation, would be taken up as the explicit components of the spatial DNA. When it comes to its implicit aspects, they are mostly invisible, but they are nonetheless very important. They relate to the topological structure and connectivity of the historically produced street layout, the shape of the urban fabrics, socially produced symbolic meanings, social prestige and political values embedded in political urban space. The scholarship on space syntax, urban anthropology, and psychology will have a lot of contribution to this aspect of the spatial DNA. I will, of course, I'm not an expert in these matters. The explicit and the implicit components of the spatial DNA operate jointly and ensure the structuration of urban space in a given context. The spatial DNA does not prevent change, but set limits and shape conditions. The spatial DNA is not unlike its biological counterpart,
is a structure that allows or forbids but do not require, as late Peter Gould would put it. It generates the spatial frame of urban development, a concept Professor Tekeli has coined a decade ago. The spatial DNA would be particularly relevant in understanding differences in urban growth patterns, in explaining the contiguous urban growth patterns and urban fabrics in southeastern European cities, and the implosive urban growth patterns of peripheral metropolises as opposed to their counterparts in Western Europe. but we are not particularly well endowed in producing in terms of analytical devices to extract the spatial DNAs of cities. In spite of their stunning developments in last decades, neither the information technologies nor the GIS provide ready-made tools capable to decipher these complex mechanisms of social landscapes. This problem stems from the multifaceted and multi-nature of urban space and it's from its autocorrelated distribution patterns. The autocorrelated spatial deployment of social and material entities and attributes generates what the new school of French social geography calls co-spatialité, the co-presences and co-absences of attribute distributions. And it's a cross-section of these co-spatialities would look like a palimpsest of layers like this. These surfaces are, of course, not easy to decipher through inspection alone. They could be disclosed only if efficient pattern recognition procedures capable to detect and group congruent layers extract signals related to co-presences and co-absences, and in so doing transform the apparently chaotic social landscape into cognitively relevant patterns that can be easily described, monitored, mapped, or interpreted. These techniques would transform, hopefully, these palimpsests of layers into something like this. Okay, this is the same picture. By identifying the congruent layers, we would be able to read in these developments. These layers, or patterns of spatial distribution patterns, are the building blocks from which social landscapes are constructed. These building blocks are like corams. The analogism coined by Roger Brunet from the Greek concept kora and the linguistic concept of phonem. Corams are placemaking spatial attributes. The assemblages of corams produce distinctive place identities. As it was previously the case in biology, the identification and the mapping of these co-presences or co-absences are of utmost importance if we are to understand the social spatial DNAs of metropolitan areas. I came across three possible solutions for the identification of DNAs. The first is the composite mapping Jacques Bertin has devised in the mid-60s. It is based on visual information processing. The first composite social maps of Paris were produced using this technique in mid-60s. Later in the 80s, the French School of Data Analysis showed that we can get rid of Bertin's visual method and use analyse factorielle de correspondance to solve this problem of representation. In the 90s, a leading figure in French data analysis, Ludovic Lebart, proposed a mixed use of cluster and correspondence analysis as a way out to decipher complex landscapes. The technical details of the proposed solutions and justifications are discussed in a recent publication I co-authored. The solution involves man-machine interaction and recursive clustering. I have translated
Löbart's theoretical solution into a general purpose software. It is devised to extract and detect distinctive socio-spatial profiles. The software is actually in use. Now, let us see what one can do with this software and to extract the insights about Istanbul's social landscape. The first one, okay. Now, this is a stratification of Istanbul's neighborhoods with respect to their schooling profiles. Here we see four distinct distinct group with distinctively separated schooling profiles. In the first row, you see the lowest or lower middle group where the school dropouts and the primary school graduates are predominant. And in the last row, you see a predominance of faculty and master's degrees. So we see a bipartite division of the metropolitan space into two groups. Okay, the same software produces results that can be summarized using Anthony Gattrell's signed chi-square indices that relate to the overrepresentation of categories in different strata. In the first row, we have an overrepresentation of low schooling profile as opposed to the highest representation in the last row. The procedure can be used to detect and describe and display the stratification in terms of Bourdieu maps or correspondence maps. Here you see the relative positions of places and how different they are. The social characteristics of neighborhoods, how they are positioned with respect to the metropolitan average. And this is the composite correspondence maps in which the places and the attributes are positioned together. The software produces, in addition to these abstract visualization, maps that can be used. This is 1990 Istanbul, men's educational achievement map. Shown in orange and yellow are places, are neighborhoods that display the with highest schooling profiles. As you see, the three sides of the metropolitan area has three enclaves where the well-educated are concentrated. And you see shown going from light blue to the dark blue, from the lower middle up to the lowest educational achievement profiles. Here we see the social geography of Istanbul. It relates to the sectoral distribution. Shown in yellow are places where those occupied in producer services, white-collar occupations are concentrated, as opposed to sectors where you have the manual workers. We have two cities sitting side by side. Okay, and notice that the sectors that we have seen 10 years ago, housing the well-educated, are 10 years later are the grounds where we have the white-collar occupations distinguish themselves by an overrepresentation of white-collar occupations. I can increase the number of examples. This is 1990. This is sectoral distribution of the population by neighborhoods. Shown in orange are places where you have the white-collar, and shown in blue are places where we have an overrepresentation of manual workers. Using these procedures, we are capable to decipher complex landscapes and produce legible and replicable maps. To conclude, I would summarize a couple of, perhaps recapitulate what the maps show. We see that the social maps drawn for 1990 and 2000 suggest that the three sides of the metropolitan area have three enclaves
inhabited by the well-off, well-educated, high-ranking executives, or those employed in well-paid, white-collar jobs. Here, the manufacturing workers are underrepresented, household sizes are significantly low, median ages comparatively high, and those born in western provinces of the country are overrepresented. As opposed to those who are living on the wrong side of the tracks, on the other Istanbul, we have those an overrepresentation of those who are in insecure housing tenure, with significantly lower schooling profiles, significantly higher percentages of manual workers in those they are employed in manufacturing, construction, and transport. There, the household sizes are significantly large. The young population is significantly younger, and we have there a higher proportion of Eastern born. I think we are now able to detect signals in these very noisy landscapes. Okay, the one final word on the on these enclaves to conclude. These enclaves can be considered as de facto gated communities. They are located between the sea and a major thoroughfare. The street layout is particularly hostile and uninviting to those who are living on the wrong side of the tracks. And in so doing, they are capable to reproduce their social profile automatically. Here, I think the code is written on the space. It needs to be deciphered. Thank you very much for your attention. Thank you both for putting together, to me, certainly a very convincing narrative about the spatial DNA and the social DNA of your city. And those last maps, Murat, as ever from the work you do, are absolutely fascinating. And of course, we should spend an hour on each one, but we'll put them on our website and talk about it.